Onları ben de kullanıyorum çünkü ben onların ne olduğunu bilmiyorum. Ferhat yapıyor bana takımları. Çok yani şöyle yani bu bir aşk sevgi ama biz genelde balığa çıktığımızda yani açık konuşayım bana iğneyi misineyi ver bağla de çok yani çıpra için sana bağlarım da ne kadar garanti veririm bilmiyorum ama genelde takımları da beraber hani o yanımda hazırlıyor falan filan. Ben tekneyi noktada tutmaya çalışıyorum. Sürekli bir ekip işi var ama Ferhat'ın bahsettiği gibi böyle örneğin tabii sliderlar çok çeşitli olur ama hani benim teknemde olmaz olmaz budur. Bu ufacık bir çıprayı da alıyor. Kalkıyor laosu da alıyor. Bunun derinliği yaklaşık 100 metreye kadar indirebildiğin bir derinliği var. Bunun küçükleri var. Benim herkese tavsiyem slider. Ha, şimdi diğer sliderları da denedim. Kim daha başarılı dersen bu tüm samimiyetimle. Mutlaka olması gereken şeyler bunlar. Hayvan o dakika bu rengi seçmiyor. Yani hayvanın kişiliğiyle de oynuyorsun aşağıda. Yani şimdi hayvan acaba çiftleşme döneminde mi, yumurtlama döneminde mi, azgın dönemde mi, değil mi? Yani böyle bir aşağıdaki 100-150 metredeki hayvanın psikolojisini anlamaya çalışan tipleriz. Genelde biraz da tutturuyoruz. O yüzden de balıklar güzel. Bizim balıklar büyük. Çanakkale tarafında yakaladığımız bir tane sinarit var. Aslında 10 evet. kilo ama hikaye çok ilginç. Onu alıp paylaştım. Bu benim rekorum dedim. Millet şey dedi ya olur mu ya biz 14'te yakalıyoruz her hafta falan. 14 kilolar 16 kilolar havada uçuşuyor. Peki tamam yani uçuşuyorsa bunun mantıklı olmak lazım. Böyle birkaç tane değil de bir tane almak lazım trofe balığı ve bunun pullarını alıp en yakın su ürünleri merkezine yollayıp bütün bilgileri alabiliyorsunuz. Şimdi literatüre girdi o 10 kiloluk sinarit. Doğrudur 16 kilosu da var 20 kilosu da var hayvanın yakalanan ama kimse pullarını çözüp çıkarıp onun hayvanın boyunu posunu ölçmeden...